Allah'a edilen yemin. Salihlerden biri olan Muhammed bin Münkedir anlatıyor. Bir gün Medine halkı kendilerini kıtlık içinde buldular. Açlık ve fakirlik hat safaya gelmişti. Medine halkı içlerinde salihler ve takva sahibi kimseler de olmak üzere hep birden yağmur duasına çıktılar. Fakat dua etmelerine rağmen yağmur yağmadı. O gece yatsı namazını kılmaya camiye gittim. Namazımı kıldıktan sonra bir direğe yaslanır bir halde oturdum. Cami çok karanlıktı. O sırada tanımadığım siyahi bir adam girdi camiye. Bana hiç bakmadan Allah lafzı döküldü dudaklarından. Sonra öne doğru gidip en ön safta namaz kılmaya başladı. Namazını tamamladıktan sonra ellerini kaldırarak dua etmeye başladı. Ey Rabbim! Ey Rabbim! Ey Rabbim! Resulünün Halkı yağmur duasına çıktılar fakat sen icabet etmedin. Sana yemin ederim ki şimdi onlara icabet edeceksin. Şimdi ey Rabbim. Muhammed bin Münkedir anlatmaya devam etti. Kendi kendime bu adam deli olmalı. Bütün Medine halkı yağmur duasına çıktılar, yağmur yağmadı. Sanki o Allah'a yemin etti diye yağmur yağacak dedim. Allah'a yemin olsun ki adam ellerini indirin indirmez şimşek sesi duydum ve yağmur yağmaya başladı. Adam evine dönmek için mescitten çıktığı sırada yağmuru görüp hamd ederek ben kimim Allah'ım ben kimim ki sen benim duamı kabul buyurdun fazlın ve kereminle bana karşılık verdin Allah'ım dedi. Sonra ağlamaya ve namaz kılmaya başladı. Sabah namazına kadar böyle devam etti. Sabah namazı vakti geldiğinde cemaatle namazını kıldı. Ben de onlarla birlikte namazımı kıldım. İmam selam verince adam camiden çıktı. Ben de onu gizlice takip ettim. Evinin yerini öğrenince camiye geri döndüm. Öğle vakti geldiğinde adamın evine gitmek istedim. Evine girdiğimde onu ayakkabı dikerken buldum. Kunduracıydı. Sonra dün gece mescitteki sen miydin diye sordum. Ne diyeceğini merak ederek onun yüzüne baktım. Bir anda sinirden yüzü siyahlaşmış bir halde, Ey Allah'ın kulu! Ne benim seninle ne de senin benimle bir alakam var. Neden beni takip edip evime kadar geliyorsun, beni tanımak istiyorsun? Karşımda durmuş, neden bana bakıyorsun dedi. Yüzünden kızgınlığı okunuyordu, daha da sinirlenmişti. Kötü bir şey olmasın diye onun yanından ayrıldım. İbn-i Münkedir sözlerine devam ederek. Adamın evinden çıktıktan sonra ertesi gün onu bekledim ama camiye gelmedi. Sonraki gün de gelmedi. Hepimiz Allah'tan geldik ve ona döneceğiz dedim kendi kendime. Vefat etti sanıyordum. Ne yapmıştım bu adama böyle? dedi. Namaz kıldıktan sonra güneş doğunca evine gittim. Kapı açık ve içeride kimse yoktu. Biraz daha yaklaşınca evin yakınında olan yaşlı bir kadın "Ey Allah'ın kulu" ne yaptın adama? Sen gittikten sonra bütün eşyalarını toplayıp buradan ayrıldı ve bu saate kadar dönmedi dedi. i̇bn Münkedir ekledi. Senelerce Medine'nin her yerinde onu aradım. Fakat ne gördüm ne de onun hakkında bir şey duydum. Allah'la arasındaki sırrı biri öğrendi diye ortadan kaybolmayı tercih etmişti. Allah rızası için yapılan sadece kul ve Rabbi arasında olan halis amel ne kadar da güzel. انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون